Aney 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 kernekli misin? Brinding. Malatya'ya gelmeye yeminli misin? Ne yemini ne? Malatya'ya gelmeye yeminliyiz, geleceğiz. Zannetmeyin ki teyzelerimiz hamurları habire köylerde açıyorlar. Yanlış. Şehrin göbeğinde de açıyorlar. Burası havaalanından Malatya'ya, yani şehir merkezine giden yol. Yolda giderken sola döndüğünüzde teyzemleri görüyorsunuz. Hepiniz teyzem değilsiniz. Artık yaş kemale erdi. Bacılarımız da var aralarında. Kolay gelsin. Cümleten hoş bulduk. Nasılsınız? Çırpı yeterli mi? Toplayayım, getireyim mi? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Çantalara iş yaptırmayız. Hanımefendiciğim misafir mi? İş yaptırtmıyorsunuz kendisine de. Şimdi misafirimizi konuştur. Bak, o da misafirimiz. Konuşturtalım efendim. Ya, onu karıştır. Marınmay, valla marınmay. Bebek. Nasılsınız? İyiyim, sen nasıl? Vallahi çok şükür seni gördük, daha iyi olduk hacı anne. İsmin nedir? Sultan. Var mı bir sultanlık durumu? Da. Baksana, olmazsa onu giyer mi? Sultan kostümü müdür üzerindeki? Ya, sultan kostümü. Bey var mı bey? Var. Adı ne? Aziz. Aziz Bey'in sultanı mı oluyorsunuz siz? İyice gelebilirsin ey. Dişçiye uğradım da. Ne olmuş yani? Yani şey... Floresan gibi oldu biliyor musun? Evet. 2,5 saat bekledik lazerde de biraz beyazladı, var mı? Ben de dedim, bu seni bizi niye parlıyor? Canım hayırlı uğurlu olsun. Çıktın tatilden. Eyvallah, sağ ol. Gezmişim Maldivler, Moldivler. Of of, 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 of. Siz tatilde neredeydiniz Sultan Hanım? Tatil yaptınız mı? Aa, burada tatil yaptım. Burada. Yani gitmediniz mi Bodrumlara, Kuşadasılara, Didimlere, yok, Antalyalara? Yok, yok, gitme. Götürmüyor mu Aziz? Yok. Söyleyin siz, beni al Bodrum'a götür. Ben de bir göreyim şöyle yazlık yerleri. Bir tatil yaptır bana. Bir tekne turu yapalım, mavi tura çıkalım demiyor musun Sultan Hanım? Tatil işte ahırda varmış. Aferin Sultan. Valla dayı bir şey. Teperin kumarla. Çırıkım da. Evet. Sultan Hanım teyzenin tatil anlayışı basit. Allah herkese böyle eş nasip et. Bu anlayışta eş nasip etsin. Ahırda tatil nasıl oluyor Sultan Hanım? İnekleri sağayım işte. Ahırı süpüreyim. Davarımı vereyim. Bu tatil oluyor öyle mi? Ne anladım ben bu tatilden? Deniz nerede, kum nerede, güneş nerede? O işte güneş var ama işte deniz yok. Ha, deniz yok. Seyrediyorsundur programlarda. Hanımlar tatile gidiyorlar deniz kıyısında. Bronzlaşmak için böyle yatıyorlar. Şezlonglara, güneşin altında saatlerce bronzlaşıyorlar. Da, dedo bimçi. Dedo bimçi. Diyor ki ne? Niye ki diyor, biz diyor doğal güneşte yanıyoruz zaten, ben bronzum diyor anladığım kadarıyla. Bu Malatya kıyafeti midir Sultan Hanım? Ha. Malatyalı hanımlar böyle mi giyinirmiş eskiden? Ha tabi. Şimdi böyle giyinmiyorlar. Tabi. Şimdi yok. Niye giyinmiyorlar şimdi, ne güzel şimdi kıyafet. Şimdi işte bu. Sıcak. Sıcak. Herkes sevmiyor. Sen pişmin mi böyle? He? Pişmiyor musun böyle sıcakta? Tabi. Sıcakta piş. Pişçe pişçe ne? Şey yapıyoruz ya bak, bu gözlemeleri yapıp sacın üzerine koyuyoruz ya. Onlar pişiyor. Sen de güneşte, güneşin alnında pişmiyor mu? Tabii piş. Pişiyorsun. Kaç çocuk var? 6-7 var. Tabii sayı artık 5'i geçtikten sonra biraz... 6 mı 7 mi? 7. Bak bir daha düşün, 6 olabilir mi? Bir tane hasta işte. Allah acil şifalar versin. 7 tane çocuk. Ha. Maşallah. Kışın tatil anlayışınız yine ahır mı olacak? Ha. Kışın millet kayağa gidiyor böyle dağlarda. Dominova da ne çırkı var. Ne dedi? Ben zavallı ne yapayım diye, beni götürmez diye. Aziz Bey götürmüyor mu sizi? Yakın Palandöken'e gidersiniz Erzurum'a. Orada ha, kayak yapabilirsiniz. Hanımlar yapıyorlar artık. Kar üzerinde. Ona böyle. Can küçükken hiç kızan olmadı mı senin Sultan Hanım? Ben koymuş ne kırcalan hiç. Ha çeka koymuş mu çi? Galiba biz bir zılgıt yiyoruz ama sen anlıyor musun? Adonuz mırma. Dötürkim mırgar mı?
Ve kurmancıyı ben kendi gezirsin diye Kürtçe niye öğrenmemişsin diye ben sana Kürtçe anlatırdım diye. Batış kurmancı havarda. Valla. Ya ben bir iki laf biliyorum hani vara vara biliyorum, gel geli biliyorum. Başka ne diyorum ya ben? Kendi gezirsin diye. Buh buh diyorum, acıktığım zaman buh diyorum. Ha, az buçuk yani aç kalmam ben gene yani. Ha. Ama röportajda tabii biraz zorlanıyoruz yani. O kesin yani. Zorlu işte. Datış konuşmuş be. Kırmancı. Ya kırmanca bilsek konuşuruz annem. Senden mi esirgeyeceğiz? Evde de böyle sert çıkabiliyor musun Azize? Bunu? Yok Azize. Azize böyle ters cevap verebiliyor musun? Tabii ki veriyor. Ters cevap veriyorsun Azize. Evde o zaman senin lafın geçiyor Sultan Hanım. Vallahi hakikaten geliyor mu Aziz? Hani Aziz'e laf söylüyordun? Aziz amca. Of gelişe bak şalvarıyla beraber. Hoş gelmişsen. Aziz'e konuşsun vallahi. Gel hele gel dayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyisiniz? Allah'a çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Benden duymuş olma. Seni hanımla konuşuyorduk. 33 senedir evliymişsiniz doğru mu? 33-34 sene önce evlenmişsiniz. O civarda evet. O civarda. O civarda. Sen net hatırlamazsın zaten. Erkekler genelde bu evlilik şeylerini pek hatırlamıyorlar. Evet. Bir tane çocuk varmış Allah başlasın. Az oldu abi ya. Az oldu. Az oldu abi ya az oldu. Allah yüzünü gözünü doyursun dayı. Benim bir tane komşum var arkadaşım. 11 tane var daha da çıkarıymış daha. 11 çocuk daha çıkarıyor. Daha çıkarıyor, daha çalışıyor adam. Tezgah kapanmamış yani. Yok daha çalışıyor, çalışıyor. Kaç yaşında 11 çocuk sahibi? 40 yaşında var ya yok. Benim yaşımda. Ha, 11 yaşında. Çocuk, 11. Bir hanımda. Ha, bir hanımda. Bir hanımdan 11 çocuk. Bir hanımda ha. O Kilis köyünde bayram. 11 tane çocuk veremedin Aziz amca, bir de konuşuyorsun be Sultan Hanım ben. Adam 11 tane çocuk istemiş, 7 tane vermişsin. Beçe. Beçe ya ne diyeyim. Başka laf bilmiyor zaten. Beçe. Çömele dayı Sultan Hanım'ın yanına. Otur eşinin yanına. Dedim kalsa oyna. Buyur. Sen de şu kadar çık. Sen de kalsa oyna. Otur efendim. Sen de çık anlara bakalım. Efendim İstanbul'da yaşarken işte nüfus planlaması, iki çocuk yeter. Hatta ikinciye ne gerek var, bir çocuk bir evde diye düşünürken Anadolu'ya geldiğinizde hakikaten bir baskı unsuru olabiliyor. Biz de nüfusu baskı arttıracağız değil. İnşallah. Baskı değil abi, bu alabiliriz ya. Siz böyle düğün dernekle evlenmişsiniz. Evet. Aziz Bey doğru mu? Evet doğru. Seni Sultan Hanım diyor ki gördüğüm dakika aşık oldum diyor ben. Ha, çok iyi aşık oldu ha. Çok iyi aşık. Bırakmadım ben daha yapmıştım. Sen sevmedin mi Sultan Hanım'ı? Çok sevmedim o zaman. Sonra sevdim ha. Ne diyorsun? Sonra sevdim bak, ha. O zaman dedim ben bunu almayacağım. Başkasını alacağım dedim. Bir Türk kızı alacağım dedim. Kürt kızı aldım ben sonra. Ya Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i sen ne yapacaksın? Gönül bu. İşte gönlüne laf dinletemezsin. Öyle şey yapma sen, kısıtlamasaydın ki. Büyük laf lokmaya büyük laf konuşma. Azizem. İşte sevdiğin sonra başka bir kız mı vardı senin? Yoktu. Bir tane de vardı. 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 Zorlamayayım diye gözler. Bir tane vardı. Başka sevdiğin kız vardı. Ha vardı. Sonra evlendikten sonra Sultan Hanım sana demedi mi onu seviyordun? Yok görmedik ki haber yoktu. Şimdi oldu haberi. Geçmiş şimdi olsaydı ne olacak? Geçmez. Ne? 40 sene geçmez orada. Hiç. Biraz sonra ara canım bir şey olmaz. Şimdi geçen git evlen diye şimdi. Ne? Şimdi git evlen diye. Evlensin mi Aziz Bey? Niye evleniyor? Bir şey olmaz. Nasıl? İki tane daha var. Götürsün. Var. Kimin? Ben çocuklar varmış diye. Beni beslerler diye. Sen git evlen diye. Ha sen sağlama aldın kendini. Çocuklar var. Koca ne yaparsa yap. Bana bu saatten sonra koca... Lazım değil diye. Hani evde senin lafın geçiyordu? hani böyle istediğin lafı söylüyordun sen Aziz Bey'e? Vallahi. Arkandan attı tuttu dayı. Benden duymuş olma. Bu kadar şahidimiz var. Doğru mudur evde? Yana söylenmiş. Doğru benim evde benim lafım geçer dedi mi demedi mi? Dedi mi demedi mi? Evde benim lafım geçer dedi. Evde hakikaten ya doğru ya doğru. Evde hakikaten Sultan Hanım'ın lafı geçiyor. Sen şimdi hanımın sözünü dinleyip gidip bir tane daha alacaksın mı? Ha, tabii alacağım. Alacaksın. Ha, alacağım ben. Gel diye al da bir tane daha. Hanım söylüyor diye. Yoksa senin söylüyor. Gönlün yok. Gönlüm yok ha. Gel diye hiç bir tane daha. Hiç niyetin yok senin aslında. Yok istemiyorum ben. Senin nasıl istemiyorum ne dedi? Aziz Emre. Ulan beni edardı. Aslında benim evlenme niyetim yok da bizim hanım ısrar ediyor. Git bir tane al. Israr ediyor. Oldu. Ol. Hadi yedik biz de. Yedik biz. Evde de sultan gibi midir Sultan Hanım? Evin sultanı mıdır? Yok ya ne bu sultan? Evin hammalı.
Evin hamalı mı? Ben öyle değil mi? Doğru değil mi kardeş? Ya sen de biraz hanımlık yaptır, hani şey yapsana bir böyle sultanlık. Ben de kumiskarıyım be. Neyi? Ben de kumiskarıyım. Kumisker ne? Sen bilmedik işte. Evin hizmetçisisin. Tabii. Eşine hizmet eder misin Aziz? Tabii diyorum. O da bana diyorum. Çay götürüyor, verir misin eline? Yok, çay götürmüyorum. Çay götürmüyorsun. E nasıl, ne yardım ediyorsun? Bulaşığa yardım eder misin? Bir bulaşığı mı yıkayayım? Ya ediyor. Öyleyse bir de elbise de yap, çamaşır da yıkayayım o zaman. E yıkamıyor mu da? Yıkamıyorum tabii. Ne yıkayayım? Yıkamıyorsun. Tabii yıkamıyorum. Ne yıkayayım? Sen ne çıkardın başımıza? Ne iş mi oldu? Karnın aç mı? Sabahın körü bak. Sabahına biraz yedim sabahına. Yedin mi? Ha. Bak şu gözlemeleri beraber yiyelim, kurbanım olayım. Bir tane alalım, bir tane alak yakalım. Az bekle, sen geliyorum. Ha, daha çabuk hazır, gel. Çabuk geliyorum, çabuk. Azizem mi? Çabuk gel. Ne dedi? Hani evde lafın geçiyordu? Adam hiç ne yardım ediyormuş, ne bir şey sana. Bütün işleri gene sen yapıyormuşsun sultanım. Tabii yapayım işte. Erkek, onun için erkek edeyim. Yardım etmez mi eşine? Yardım et, bunu yardım yaptı. Neye yardım ediyor? İşte akraba bunu, onun için. Ama ineği sen sağıyorsun, sütü sen çıkarıyorsun, ha, hayvanların altını sen, yapayım, peynir yapıyorsun, çökele yapayım. Bir de ev işlerini yapıyorsun. Ha. Aziz amca ne yapıyor? O da işte çarşıya gidiyor, em getiriyor işte. Ben ölçülmüştüm. Peki Aziz Bey bir daha evlense kıskanmaz mısın sen? Ben tekim, ne? Evlenme oğlum, evlenme, yalan söylüyor. İstemiyorsun yani evlenmesini? No. İstemiyorum. Kuma getirmesin canım. Bu yaştan sonra kuma mı çekeceksin? Hayır, yalan söyle. Şaka yap. Allah korusun, şaka yapıyor şaka. Alır genç bir tane daha güzel. Şaka yapıyor. O, o. Kim bunu alır? Hı? Kim bunu alır? Ya kör alıcının kör. Hani herkesin bir alıcısı var şimdi biz. Yok yok. Kısmetine, senin gönlün yok tabii canım. Yok. Getirdi üstüne kuma, ne yaparsın? Döver misin kumayı? Yok yok. Yazık. Yazık ne? Dövmezsin. Değil mi? Sizin isminiz efendim? Fatma. Fatma Hanım efendiciğim. Biz böyle bu manzarayı köylük yerlerde görmeye alışız. Halbuki burası Malatya'nın merkezi. He, merkezi. Yok. Köy hayatını yaşatmaya devam ediyorsunuz. He, öyle bir şeyler yaptınız. Bu aşağıdakiler ayıptır sorması kayısı mı oluyor? Kayısı. Size mi ait oluyor? Bize. Kaç dönüm oluyor? 20. Bunlar mı şey? 20 dönüm kayısı bahçesi. Devamı vardır. Var mı devamı? Yok. Sadece bu kadar mı? Başka yerde var burada. Tamam. Başka yerde kaç dönüm? Burada 200 dönüm burada. Çok. Kaç dönüm? 200. Şimdi senin amcan evlensin. Biz de adama vererek aziz kardeşini de. 200 adamı dönüm. Niye evlen? Malları niye bölüyorsun? Dur! Dur! Malı bölme. Öyle adam mi evlenirse evet, mallar bölünür. Öyle sen mi çocuğun sayısını arttır. Malı illa bölmek istiyorsan. Bak dalyan gibi. Öyle mi? İster misin böyle bir evladın olsun? Tabii. İster. Bana bir bak. Var mı Malatya'da böyle sarı? Sorma. Yok. İstemez misin bir sarı oğlun olsun? Yok ya, daha bu işler bitti. Çocuk işi bitti. Ya biz hazır yetişmiş çocuklarız. Sana ana deriz. Maşallah. Amcaya baba deriz. Sağ 220 dönüm kayısı bahçesi. Ne olacak şurada yani? Neymiş? Ney 40 milyon harcıranmış. Boş versene. İki tane ağaca çıkar, kayısı toplar, götürürüz biz işi. Eyvim! Şşş! Bak bir! Bak bir! Burada mı dayım? Dayı şurada. İsmi nedir? Hasan Hüseyin. Kendisini çağırır mısınız acaba siz? Çağıramazsınız. Çağıramazsınız. Ayıp mı bir şey midir eşinizi çağırmanız? Ayıptır ya. Evin hanımı beyi çağıramaz mı? Başkasının yanında çağırmaz. Başkasının yanında eş çağrılmaz. Aslında... Abi Elçin, o da beni başkasının yanında çağırmaz. Öyle mi? Demek ki bu işi biliyor kardeş. Beni başkasının yanında çağırmaz. Peki. Hiç öyle şoray falan demez bana yani. Öyle mi? Sadece... Bir doyuş var. Buyur. Bir doyuş var. Fatma abla. Bir doyuş var. Beyin de gelsin diye. Aziz götür. Öldürdün mü Aziz Bey sen bu arada gittin? Yok. Öldürmedin. Akşam öldüreceksin. Yok. Hasan Hüseyin amcacığım. Sen de buyurmaz mısınız? Buyurun buyurun. Buyursunlar. Gel dayım gel. Anneyi ikna edemedik çocuk mevzunu. Dayıyı ikna edersek nüfus kağıdın yanında mı senin? 40 dönüm içinde yer abi. 40 dönüm mü düşüyor bize be? Dur çocuk sayısını öğrenir bak. Evet. Vay aman efe aman 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 hacı amcam.
Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Ya iyisiniz yani. Size o kadar kanım kaynadı ki size baba diyebilir miyim? Rica ederim. Yani bu baba demek istememin altında 220 dönüm kayısı bahçenizin olması yatıyor olsun diye düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz. Rica ederim. Göze bizim gitsene. Biraz acaba YTL YTL bakıyor muyuz? Eyüp. Oh, bankada vardır bayım be. Oh. Buyur dayım. Niye? Buyurun. Yok siz buyurun. Buyurun buyurun. Ya, bizi... ya evlatlar oturmaz. Aa. Evlatlar oturmaz babaların yanına. Kabaca ben mevzuya gireyim Hasan, evet. Hüseyin dayıcım. Evet. 220 dönüm kayısı bahçenizin olduğunu evet, büyük bir memnuniyetle öğrendik. Ve Eyüp'le evet, beraber evet, sizin nüfusunuza geçmek istedik biz. Kabul ederseniz iki tane yetişkin aslan gibi evladınız olacak. Ben hazıra konmayı da fazla istemiyorum. Herkese. Hazıra konmayalım. Evet, çalışırız, çalışırız, çalışırız. Çalışırsanız hay hay. Çalışırız. Sizin derseniz öğrenin. Şöyle bize 40'ar dönüm. Yani. Evet. Verirsen. Ama iyi çalışacaksın. Biz ya öyle... sen merak etme. Bu ne işçilerin bileyim canını alır. Sen ben... ağaca çıkarır, sükeletirsen kaçıp gidersin. Sonra karışmıyorum. Yeah. İşçiler de mi var? İşçi çalışacak o böyle bedava bir şey yok. Mehmet geldi çalıştı. Olan yeah, çalıştı. Üniversite... Kaç çocuk var? Dört. İki oğlan iki kız. Dört. 220 damat da çıktı şimdi işin içine. Ya. 24 kırkar kırkar. İyidir iyidir. İyi mi kayısı bu sene? Herhalde şer düşür ya. 20 de bana kalsın ne var yani? Ya biz sana bakarız. Biz sana bakarız. Siz kaçırarak mı evlendiniz anneyi yoksa telli duvaklı? İnan ki telli duvaklı yaptık. İstediniz verdiniz. Evet. Vermeselerdi kaçırır mıydınız? Tabii vermeseler bir şeyler düşünecektik. Kaçırırdınız. Tabii. İlk istemede verdiler mi yoksa biraz? Hiç itiraz yok. İlk istemede evet, verdiler. Bir şey söylediler mi işte beşi bir yerde isteriz, bilezik isteriz, işte mal isteriz. O muhakkak. Ne verdiniz? Tabii. O geç, 1963'te evlendik. O zamanın parasıyla 5000 lira verdim. Başlık parası verdim. Başlık parası. 63 yılında 5000 lira. Evet. 5000 liraya ne alınırdı 63'te? Yani 5000 liraya otomobil alınırdı. Otomobil rahat alınırdı. Ev alınırdı belki. Otomobiller o zamanlar pahalıydı ama ev alınırdı. Ya bir daire parası öyle. Başlık parası olarak. Şimdiki gençler biraz şanslı, biraz değil bayağı şanslı. Bana ikram ettiler çünkü dayım kızıydı. Yoksa ne kadar olacaktı başlık? Bir 10 belki bin, 15 bin. İşte o kadara yakın olurdu. Bu Şoray Uzun Yolda programının yazları en sevdiğim bölümü yolumuzun derelerden geçtiği dönemler. Yani şu anlar. Hava sıcak bize ne? Biz püfür püfür ferah favur yolumuza devam ediyoruz. Akan suyun götürdüğü yere gidiyoruz. Burası Tohma Irmağı. Fırat'ın en büyük kollarından bir tanesi. Biz yine Darende'deyiz. Darende'nin her köşesi sürprizlere gebe. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ya kadroya bak şimdi özeneceğiz bineceğiz de bu amcalar zannetmiyorum yani. Yaş ortalaması 65 olan rafting takımı. Vay vay vay. İhtiyar genç ihtiyar. Nasılsın ihtiyar diyemeyeceğim. Gördüğün gibiyim efendim. Bir görelim şöyle bir dayı be. Ne göreceksin? Kalk edelim. Güreşeceksin güreşiyorum. Yok canım ya güreşlik bir durum yok. Yani ortaya yazmışlar. İşte aslan asker Şivayk. Biraz yaşlanmış, biraz sakal olmuş. Acık göbek mi? Bekse. Yaş kaç? 65. Fazla inceleme. Ya 65 mi? Tabii 65. Bak, fazla sakal, gitme. Sakalım var bak. O biraz değermende 60 mı sayılmaz. Öyle mi olmuş? Güreşim varsa çıksın meydana güreşirim. Rafting'e mi merak saldın? Ya ne güzel şey. Gençlerden Allah razı olsun. Bunu meydana getirenlerden. Ne güzel bir şey. Burası işte Hacılar Mahallesi. Değerende'nin zaviyenin üstü. Buradan bineceğiz şimdi. Ta Somuncu Baba'nın önünden geçip Kudret Havuzu'na varmadan orada ineceğiz. Kaç kilometre? 5-6 kilometre var. Bak sen hep rakamları küçük tutuyorsun. Yaş önce 65 dedin. Buradan 5-6 kilometre yoktur. Bir 8-10 kilometre vardır o. 8 kilometre var efendim. Bana da öyle geliyor dayı be. Bu kadar bir şey olsun efendim. Olsun. Biraz yakışmıyor buna sakalım efendim. Olsun. Vay peki. Dayı. Buyurun vay, efendim. Vay kadro sağlam. Evet efendim. Daha önce rafting yapmışlığınız var mı? Evet efendim yaptık. Defalarca burada rafting yaptık. Nereden merak saldınız? Allah razı olsun büyüklerimizde, kardeşlerimizde. Burada Darende'mize bunu getirdiler.
defalarca burada yapıyoruz. Çok şenlik oluyor. Biz de buradan bu şenlikte faydalanmak için gelip gidiyoruz. Yani gençlik ihtiyar diye biz 15 yaşında gençte gençlik. Yaş 62 ama elhamdülillah sizden, devam ediyoruz böyle. Sizden Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Sağ olun. Bu amcayla da bir konuşalım bakalım. Bismillah. Cız. Yok ya ben yok ya yanlış görmüş olduğunu yok. Rüyalarıma girdi tabii. Sünnet düğünü yapamadık biz. Rahmetli babaannem aldı beni götürdü bir odaya soktu. Ne kirmem oldu ne. Kemal Özkan'ı gördüm sen bir ara. Yok sen yanılıyorsun. Suda bir dizili yıka bir kendine bir Şekil Şemal ver. Kemal Aslan 70'ine merdiven dayamış adam. İstanbul'da bağ var, bahçesi var, hamım var, hamamı var. Gelecek buraya rafting mi yapacak Kemal Aslan? Hadi bir de madalyası vardır hiç çıkarmaz. Altın. Bir de madalyası olacakmış. Altında. Of benzetiyoruz. İnsan insana benzer. İnsan insana benzer. Ya dayı. Dayım benim. Evet. Şurada oturan amca var ya. Evet efendim. Onun bir yüzüne bakıp gelsene. Hakikaten Kemal Özkan. Bu yaştan ama ben de ya korkuyorum. Bir bak gel hele ya. Bu yaşta korkma canım. Evet. Amca, aynı amca. Senin heyecanlandığın kader vardır. O mudur? Evet efendim odur. Yapma be. Kemal Özkan abimizdir hadi efendim. Canım. Dayı bir bakıp gelebilir misin sana zahmet? Aheste çek kürekleri bir bakıp gel ya. Aynen o. O mudur? Aynen o. Kalkan bulun bana. Aynen o. Kalkan yoksa kürekle gideceğim kürekle yanına. Gidin. Artık önlemlerimizle beraber yanaşacağız inşallah. Kemal abi. Nihayet düşünmedi mi? Kemal abi sen misin? Ben sana kaçma benden. Benden kurtuluş yok dedim. Ya Kemal abi olduğuna bir tek şekilde inanırım. Hı. Kemal abinin bir madalyonu vardır. Eğer kolundaysa Tarkan'ın altın madalyonu gibi. Ne kendisi? Sensin Kemal abi. Ver o mübarek elini öpeyim. Estağfurullah. Oh. Bu ne sürpriz ya? Bu esas sürpriz ya. Bu eller. 115 bin. Bu eller 115 bin bebeği erkekliğe ilk adımına arttıran eller. Aha da işte 115 bin ömür. Efendim? Dile kolay. Kemal abi hayırdır? Ben Somuncu Baba doğumluyum. Darendelisin onu biliyoruz da. Darendeliyim ve Somuncu Baba doğumluyum. Hayır o da normal. Memlekete geldin onu da anladım. Bugün de stadyumda tam 100 tane genci erkekliğe. Ya abi Kemal abi. Ya bu mevzuları böyle hemen... Nasıl hazırlamayın ya bugün bakın Şoray'cığım Türkiye'de bir 30 Ağustos vardır. Var. Kaç gün kutlanır? Bir gün. Ama Darende de 5 gün. 5 gün. Bak 25 Ağustos'ta sünnet şöleni vardır. Ya sünnet deyip durma Kemal abicim ya. 30 Ağustos'a kadar davulcuna susmadan o devam eder. Senin sünnet yapmandan daha doğal bir şey olamaz. Hayır yani. Fırıncının ekmek yapması, kuyumcunun altın satması, Kemal abinin sünnet yapması. Şenlik olayı. Onunla senin bu raftingle ne işin var? Vallahi ben böyle dün ilk defa bu Erdal dedemin arkadaşı illa dedi raftingler. Ulan rafting ne gezer Darende dedim ben raftinge. Hep Erzincan'da falan rahmetli neydi o Recep Yazıcı falan. Rahmet eylesin. En son Denizli valisiydi. Onun girişlerini falan görüyordum. Bir de Manavgat'ta gördüm. Bir de baktım Somuncuva'da bir hakikaten çok bir sürü insan geldi. Hadi bize gidelim de. Ben burası benim babam mahallem. Sen rafting yapmıştın var ilk defa bilmiyorsun yani. Yok baba dün yaptım ilk defa. Yaşadığına göre tehlikeli bir şey değil o zaman. Yok. Süper ya. Biraz dikkat isteyen bir olay. Biraz da benim gibi göbekli olmayacaksın. Biraz bu zayıf olma işi. Kemal abicim sünnet yapmak mı zor? Rafting mi? Herhalde rafting yapmak daha zor yani. Sünnet daha mı kolay? Evet tabii. Abi kesene kolay. Sen bir de... Kestirene değil. Kestirene soracaksın rafting mi zor, sünnet mi zor. Evet. İki tane abimiz vardır. İmajlarından asla taviz vermezler. Bir, Orhan Gencebay. Deniz kıyısında bile takım elbiselidir ve Orhan Baba usulüyle hatırsız gider. İkinci abimiz Kemal Özkan. Rafting de yapsa ütülü gömleği ve bu Tarkan'ın altın madalyonunu asla çıkarmaz.
Madalyon. İyi. Rafting'de giderken Kemal abinin gözünün, benim gözüm sürekli onun madalyonumda olacak. Altın mı diyorsun? Bunun değeri ne kadardı Kemal? Bunlar pırlanta, gerçek pırlanta. Bunun değeri yok canım. Bu biter antikadır. Altın mı bu? O resmen altın. Altın. Bunlar pırlanta mı? Pırlanta. Pırlanta. Ve tektir yani. Dünyada iki tane var bundan. Birisi Kanada'da, birisi bende. Bunu bana 34 sene önce eşim almıştı, hediye etmişti. O ne mübarek bir eş. 34 senedir boyumda çıkarmam benim. Hiç bir gün bile? Yok. Ancak yatakta bile bazen unutuyorum da kalıyor. Bazen havalandı içeriye sokuyorum. Ötüyor? Hayır. Etrafımda gençler dönüyor. Ya 35-40 yaşında. Bakıyor, oraya bakıyor, yukarıya bakıyor. Demin senin aradığın gibi. Şimdi diyorum ki tamam benim diyorum aradığın kişi. Yok olamaz diyor. Onun niye? Madalyonu var. Ha, onun madalyonu. Çıkarınca baba elini öpeyim falan. İşte bilmem 30 sene önce beni sünnet yapmıştım. Efendim. Ne zaman teşaşire gitse tabii Kemal abiyi öyle anarlar. Yolda diyorum benim gözüm sürekli sağlam mı zincir? Sağlam. 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 Ola ki bir şey olursa. Vallahi çekme numarasını. Kemal abi çekme numarasıyla ben hani onu kurtarıyormuş gibi zinciri kopar al. Ben zincirle beraber dur dinle, planı dinle. Suya düşüyorum ve kıyıya çıkıyorum, dağlara kaçıyorum. Beni bulamıyorsunuz siz. Ben kaybolmuşum. Beni unut. Beni öldü, ben öldü. Ben ne olacağım? Bundan sonra ikimiz konuşacağız, kırışacağız. Sor bakın niye yaptım? Niye? Seni sevdiğim için ulan. Kırışacağız. Bu rafting karlı bir şey olacak. Botta sünnet olabilir mi? Kim rahat mi olur ya? Baba onu hiç düşünmedim. Vallahi yaparım. Botta raftingle giderken çocuklar derenin kenarlarına dizilmişler. Çım 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 çım. Aynen ya, bana büyük bir şey. Seneye 40. izlenimi kutlayacağım bu ilk toplu sünnet. Yani darende de 18 senedir aralıksız yapıyorum. Bugün söz verdim stadyumda. Seneye oğullarımla gideceğim. 40. senemi kutlayacağım burada. Toplu sünnet. Ve ilk sünneti raftingde yapıyoruz. Evet. Botta yapıyoruz. Gerçek yiğit aranıyor. Raftingde sünnet olacak o cesur çocuk kimse aranıyor. Aranıyor. Seneye gelsin. Siz ne tarafa oturacaksınız? Ben o tarafa oturmayayım da hani botla ilintili bir denge sorunumuz sağ olacaktır. Sağ tarafa. Ben sağ tarafındayım. O daima zaman ben kesinlikle sağ tarafa oturmayayım ki bana şu kısım abi havası gitti. Seninle beraber denkleşiriz inşallah. İnşallah. Açılalım hiç mı? Merak etme açılalım. Açıla, gençler açılalım mı? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Ya Erdal Bey sen benim arkama mı düştün ya? Yok ama botu batıracaksın abicim ya. Hadi abi devam et. Riskli oluyor böyle. Dallara dikkat! Dallara dikkat! Bulamazsın cevherimi bir kanda, gömülüm mukaddes bir nihanda, gönlümdeki yanan ışığımla bir anda, yüz bin Leyla sever, bıhar geçerim. Selamun aleyküm. Eskenderler, evet, Eskenderler, meşhur Kemal Özkan abimiz burada. Ağası güçlü, güçlü olanın ebbası sarhoş gezer. Biz bu ağanın sarhoşlarındanız, sarhoşlarındanız. İnatım inattım maraz değilsin. Bu iş böyle olmaz bilmeyimizin. Sen deli misin? Sen deli misin? Her gördüğüne canım değilsin. Senin yanım benim yanım değilsin. Hepsine birden benim değilsin. Sen deli misin? Sen deli misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.